Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf edebiyat 1. temadayız. Şiir konusundayız. Bu videoda manzume ve şiir kavramlarını göreceğiz. Hemen konumuza başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak şiiri tanımlayalım. Şiir, duygu, hayal ve düşüncelerin bir düzene bağlı olarak etkileyici bir dil ve ahenkli mısralar içinde aktarılmasına denir. Arkadaşlar burada etkileyicilik, dil ve ahenk kavramları önemli. Şiire çok yakın olan manzume diye bir kavram var. Manzume ise duygu, düşünce ve hayallerin genellikle ölçülü, uyaklı dizeler halinde anlatılan şeklidir. Manzum eser diye bir kavram var. Nazım biçiminde yazılmış eserlere manzum eser denir. Kısa nazım parçalarına ise arkadaşlar manzume denir. Temelde burada bilinmesi gereken iki kavram var. Şiir ve manzume. Bu iki kavram birbirine çok yakındır. Peki nasıl ayıracağız? Karşılaştırma yaptığımız zaman daha kolay ayıracağımızı düşünüyoruz. Şimdi bu iki kavramı karşılaştıralım. Arkadaşlar şiir estetik zevk vermeyi amaçlar. Manzume ise öğretmeyi, ders vermeyi amaçlar. Şiirde genellikle olay örgüsü yoktur. Manzumede ise olay örgüsü vardır. Şiirler yoruma açıktır. Herkes farklı şekilde yorumlayabilir. Hatta bir kişi ruh haline göre farklı zamanlarda okuduğu zaman aynı metinden farklı anlamlar çıkarabilir. Ancak manzumenin tek bir anlamı vardır. Her okunduğunda o metinden aynı anlam çıkarılır. Şiirde diyaloglardan yararlanılmaz. Bildiğiniz gibi bu bir anlatım tekniği ama manzumelerin anlatımında diyaloglardan yararlanılır. Şiirde sanatlı, imgesel, şiirsel bir anlatım kullanılır. Dil sanatsal işlevdedir, poetik işlevdedir. Manzumede ise öyküleyici ve betimleyici anlatım tercih edilir. Düz yazıya çevrildiğinde etkisini kaybeder. Manzumeler ise arkadaşlar çok rahat bir şekilde düz yazıya çevrilir. Hemen örnekleyelim. Bakın Olvido diye bir şiiri var Ahmet Muhip Dranas'ın. Burada duyguların estetik bir şekilde dizeler halinde dile getirildiğini görüyoruz. Bir de Ziya Gökalp'in Lisan diye bir şiiri var. Burada ise Türkçenin güzelliğinin öğretici bir tarzda anlatıldığını görüyoruz. Dolayısıyla burada estetik zevk vermeyi amaçlayan bir şiir, burada da öğretmeyi, bilgi vermeyi, açıklamayı esas alan bir manzumeyi görüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.